Remedy Entertainment diye bir oyun firması var abi. Bu firma oyunlarını gerçekçilikle birleştirmeyi başarabilen en başarılı oyun firması bence. Hatta bencesini bir kenara atabiliriz. Çoğu insan için bu düşüncenin aynı olduğuna eminim. Peki bu gerçekçilikle oyunu birleştirme olayı ne? Hatırlarsanız Remedy Entertainment Max Payne 1 oyunuyla oyunun yazarı olan Sam Lake'in yüzünü direkt Max Payne karakterine aktarmış, gerçek bir insanı oyun üzerinde kontrol etmemizi sağlamıştı. Kontrol demişken, Control isimli oyununda gerçek simalara yer veren firma Alan Wake isimli dünyaca ünlü ve bilinen oyunda da bunu yapmıştı. Fakat firmanın bunu çok daha derinden yaptığı bir oyun var. Fakat saçma bir şekilde hiç rağbet görmeyen bir oyun bu. Link start. Oyunumuzun adı Quantum Break. Quantum Break, Finlandiya asıllı oyun firması Remedy Entertainment tarafından geliştirilip Microsoft Studios tarafından yayınlanan bir aksiyon TPS oyundur. Oyun 21 Mayıs 2013 tarihinde Xbox One için yapılan bir etkinlikte duyurulmuş, 5 Nisan 2016'da da piyasaya sürülmüştü. Hatta oyun en çok beklenen oyun ödülüne de adaydı. Ama oyunculara göre bu beklenen oyun olmayı bir kenara atalım, oyun beklentileri hiç karşılamadı, ödülün yanından bile geçemedi. İşte bana saçma gelen en büyük nokta da burası. Ben oyunu oynadım. 8,5 saat civarı sürdü hikaye ve ciddi anlamda her saniyesi benim için dolu dolu geçen bir oyundu. Oyun gerçek oyuncuların, yani gerçek Hollywood oyuncularının yüzlerini kullanarak yapılmış, hatta piksellerden ibaret kalmayıp işin içine gerçek sinematiklerin de yedirilmiş olduğu, sürükleyici, hikayesi ön planda olan Hollywood dizisi tarzında ilerleyen sürükleyici bir aksiyon TPS oyunuydu. Ve dediğim gibi bu hikayede hiçbir şekilde boş ilerlemiyordu benim için. Tamam, hikayeye baktığımız zaman Hollywood standartları altında klasik olabilir. İki arkadaşın uzun bir aradan sonra bir araya gelmesi, zaman makinesi adında bir icat yapılması, bunun zamanda kötü oynamalara sebebiyet vermesi, bu yakın arkadaşlar arasında fikir ayrılığının çıkması ve ikisi arasında büyük bir savaşın başlaması gibi. Klasik. Böyle iki arkadaşın düşmana dönüştüğü çok hikayeye şahitlik ettik. Ama bazı klasikler güzel bir şekilde sunulduğunda vasat bir izlenim vermek yerine gayet olumlu sonuçlar verebiliyorlar bence. Quantum Break isimli oyunumuz da sunum konusunda çok iyi iş başarmış. Dediğim gibi oyuncular gerçek sıfatlarını ve hareketlerini sadece motion capture teknolojisiyle sınırlamayıp, aynı zamanda tıpkı bir film veya dizi çekercesine müthiş prodüksiyonlar hazırlayarak hikayede yaptığımız seçimlerin sonuçlarını arkamıza yaslanıp izleyebiliyoruz. Ve oyunda yer alan oyuncular da öyle yeni yetim oyuncular değiller. Gerçekten büyük yapımlarda rol almış, sektörde isimleri para eden oyuncular, ki bu da oyunun bütçesinin bir hayli fazla olduğunu ortaya çıkarmaya yetiyor. Fakat bütçe fazla olsa da oyun gayet ucuz bir oyun. Oyunun neden rehavet gördüğüne gelmeden önce oyunu bir inceleyelim. Ben oyuna ilk girdiğimde atmosfer gayet hoş görünse de kaplamalarda ilk sırada bir tık gecikme olduğunu gördüm. Fakat oyunun ilerleyen sürecinde bu kaplamalardaki sorunlar ortadan kalktı. Yani bu sorunu çoğu oyuncu yaşamamış da olabilir. Çünkü dediğim gibi hikayenin ilerleyen kısımlarında, yani bu noktadan sonra kaplama sorunu tamamen ortadan kalktı. Başka bir sıkıntı yaşamadım. Oyun ilk yarım saatin ardından oyuncuyu aksiyonla buluşturduğu an sinematikler ve film sahneleri dışında oyuncuyu gerçekten aksiyonun içinde tam gaz tutmaya devam edebiliyor. İşte tam burada Remedy'nin yaptığı diğer işlere bakmamız gerekiyor. Mesela Remedy'den Max Payne'i ya da Microsoft'tan Gears gibi oyunları seviyoruz, değil mi? Çünkü işin içinde size aksiyondan koparmayan bir hikaye sunumu var. Ama tam olarak Remedy'ye baktığımızda bunu en iyi başarabildiği iş kesinlikle Max Payne'di. Hikaye sunumu çok güzeldi, atmosfer bizi içine çekebiliyordu. Oyun bizi aksiyondan çıkarmıyordu ve sürekli aksiyonun içinde olsak daha iyi sıkılmıyorduk. Fakat yine Remedy'den çıkan Alan Wake'de aksiyon daha ilginç bir hal alıyor olsa da tema karamsarlığını korumayı başarabiliyordu. Bu oyunlardan sonra çıkan Quantum Break hem aksiyonda hem atmosferde hem de sunumda çok fazla değişikliğe gitmiş. Sunumda oyun sinematiklerini, motion capture'u ve gerçek çekimleri birleştirmekle beraber kontrol ettiğimiz karakterimiz Jack de hikaye gereği birçok özel güce sahip oluyor. Ve aksiyon esnasında bunları kullanırken aksiyonun bizi daha fazla seçenekle eğlendirmesi gün yüzüne çıkabiliyor. Ayrıca vuruş hissiyatı da gerçekten 4-4'tü. Her zaman söylerim, bu tarz aksiyon TPS shooter oyunlarda ya da aksiyon FPS shooter oyunlarda en önemli nokta vuruş hissiyatını dibine kadar yaşayabilmektir. Çünkü bu oyunların en kritik ilk noktası budur. Oyunda silah seçeneklerinin fazla ve hepsinin kullanımının ayrı hissiyat verebilmesi, vuruş hissiyatının çok güzel olması, ayrıyetten bunlara bir de özel yeteneklerimizi ekleyip çok daha farklı aksiyon stilleri yaratmamız bizi hem doyurucu aksiyonun içinde tutabiliyor hem de oyunu oynarken onlarca düşmanın arasında kendi kafamıza taktikler geliştirmemizi istiyor oyun. Ve oyun burada stabil kalmıyor. Oyun ilerledikçe daha farklı yetenekler kullanabilen düşmanlarla karşılaşıyoruz. Daha tankımsı düşmanlar ve sniperlar gibi etrafımızı çevreleyip işleri daha da zorlaştırabiliyor rakiplerimiz. Yani oyun ilk yarısında bizi aksiyonun içinde dibine kadar tutabilse de aslında ikinci yarısından sonra zorlaşmaya başlıyor ve öğrendiğimiz, tecrübe kazandığımız her şeyi tüm detaylarıyla kullanmamızı istiyor. Şimdi bu tarz oyunlarda kritik rol oynayan ikinci noktaya gelelim. Yapay zeka. Abi bir aksiyon shooter oyunu oynuyorsak yapay zekanın, yani mobların, yani düşmanlarımızın davranışları, tepkileri,
karşılık vermeleri, pozisyon almaları ve bu gibi öğeler oyunun kalitesini, sizin oyundan aldığınız memnuniyeti ve oyunun sürükleyiciliğini baya baya arttırır ya da azaltırlar. Yani bir oyunun oynanışı, grafikleri, karakter kontrolü ve benzeri şeyler onda 10 desek de tek sorunun yapay zeka olduğunu düşünürsek o oyun gerçekten tüm artılarına rağmen aldığınız azı baya bir düşürür. Çünkü bu tarz oyunlarda sizi ayakta tutan en önemli iki şey vuruş hissiyatı ve yapay zekadır. Quantum Break de bu konuda gerçekten enfes bir iş çıkarmış. Aksiyon esnasında rakiplerin pozisyon alışı, yeteneklerinizi güzel kullandığınızda sizi gözden kaçırabilmeleri, kendi aralarındaki diyalogları ya da kapışma anında oldukları yerde durmak yerine sizi zorlayacak pozisyonlara geçmeleri ve daha birçok şey baya baya iyi bir yapay zeka örneği sunuyor oyuncuya. Oyun diğer türlerine göre sadece aksiyonda değil, zaman zaman platform yani parkur bölümleriyle de baş başa bırakabiliyor bizi. Bu da oyundaki çeşitliliği güzel anlamda arttırabiliyor. Objeler üzerinde de zamanı geri sarma gibi yetenekler kullanabilmemiz gerektiğinde de biraz mantıksal bulmacalarla baş başa kalabiliyoruz. Yani oyun klasik bir shooter aksiyon oyunundan çok daha fazlasıyla baş başa bırakıyor bizi. Çok daha fazlasını sunuyor bize. Bir de benim en çok sevdiğim bir nokta daha var abi bu oyunda. Mesela ana karakterimiz yani Jake ile ilk chapter'ı geçiyoruz. Ya da herhangi bir chapter'ı geçiyoruz. Bu da oyunda 1,5 saat civarı sürüyor. Geçtiğimiz chapter yani bölümün ardından kötü karakterin kontrolüne geçip onunla oyunun gidişatını etkileyecek iki seçenekten birini seçmemiz yani seçim yapmamız gerekiyor. Ve bunu her chapter'dan sonra yapıyoruz. Ya bu da oyuna çok ayrı bir hava katıyor. Oyunun ilerleyişini ve oyunun bizi bekleyen sonunu biz belirliyoruz. Hem de kötü karakterle, düşmanımızla. İki seçeneği de izleyebiliyor. Sonuçlarını az çok kafamızda tahmin edebiliyor ve seçimi yaptıktan sonra o seçimin sonuçlarına katlanmak için tekrar ana karakterimizle hikayeye devam ediyoruz. Ayrıca seçimi yaptıktan sonra da bu oyunu diğer oynayan arkadaşlarımızın da yaptığı seçimleri görebiliyoruz. Açıkçası bir dünya bir ton oyun oynadım ama ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldım ve bu da çok hoşuma gitti. Yani düşünsenize işini bitirmek istediğiniz karakteri kontrol ediyorsunuz bölümün sonunda ve kendi oynayacağınız hikaye üzerinde üstü kapalı görüntüler aracılığıyla seçim yapıp sonucunu oynayarak görüyorsunuz. Abi bayağı iyi ya. Peki bu oyun neden tutmadı? Bunun iki nedeni var. Çoğu oyuncu oyunun dizi gibi ilerlemesini, araya sinematiklerden ziyade gerçek anlamda dizi şeklinde çekilen sinematiklerin girmesini ve bunun her 1,5 saat chapter'ın ardından yarım saat civarı sürmesini fazlasıyla eleştirdi ve beğenmedi. Yani oyuncuların fikrine saygı duymamız gerekiyor. Okey ama bu oyunu kötü bir oyun yapmıyor ki bence. Abi ortada verilen emek ciddi anlamda saygıyı hak eden bir emek. Beğenmezsiniz anlarım ama bu olay oyunu kötü bir oyun yapmaz ki. Az önce de söyledik. Grafikler harika, aksiyon şeması süper çeşitli. Bolca var, yapay zeka 10 numara, karakter kontrolü ve yetenekler sırıtmıyor. Yani oyun kendi türü için olması gerekenden fazlasını sunuyor zaten. Yani bunlar yetmiyor mu bir oyunun iyi bir oyun olması için? Tamam, absürde kaçmadıkça her fikre saygı duymalıyız. Okey, katılıyorum ama bence oyunu bu noktadan eleştiren oyuncular biraz tuhaflar. İkinci sorunsa Microsoft. Biliyoruz ki Xbox ile Microsoft'un sağlam bir anlaşması var. Ülkemiz için son dönemde Xbox çok büyük bir marka haline de geldi Game Pass sayesinde. Çünkü oyunların bu düzeyde pahalı olduğu, 600 liraya oyun satıldığı dönemler Xbox Game Pass hem Xbox oyunlarını bilgisayarda oynayabilme hem de ayda 30 lira gibi bir paraya EA oyunlarıyla beraber çoğu Xbox oyununu Game Pass ile oyunculara sunabiliyor. Bu da 30 liraya yüzlerce oyun anlamına geliyor. Ve bu da ülkenin ekonomik durumunu göz önüne aldığımızda oyuncuların Xbox firmasıyla daha bir içli dışlı olmasına olanak sağlıyor. Ama işler yurt dışında daha farklı ilerliyor. Oyunun sadece Xbox ve bilgisayara geliyor olması yurt dışında da PlayStation çok daha fazla kullanılan bir konsol olmasıyla birleştirildiğinde ben bu oyun için Xbox almam diyen veya bilgisayardan ziyade oyunlarını konsolda oynayan oyuncular tarafından oyun oynanmadan eleştirir yağmuruna tutulmuştu. Ve bence iki neden de çok tuhaf. Mesela benim PlayStation'ım yok diyelim. Last of Us bilgisayar çıkmıyor diye oyunu mu eleştireceğim? Oyunu mu gömeceğim? Oyun yapımcıları tarafından ödüle doymayacak bir oyun olma yolunda planlanırken eleştirilen, oynanmayan, değeri bilinmeyen bir oyun olarak kalıyor maalesef. Fakat Remedy Entertainment'ı tebrik etmemiz gereken bir nokta var. Firma bu tarz olaylardan sonra küsmek ya da susmak yerine 3 sene sonra da Control diye büyük bir gişe yapan, sevilen bir oyun üzerinde çalıştı ve oyunu çıkardı. Ha mesela bana gelip sorsanız Control mü yoksa Quantum Break mi daha iyi diye ben kesinlikle hem fiyat performans hem de oynanılabilirlik açısından Quantum Break derim. Mesela Control'de de Quantum Break'de olduğu gibi zamansal bükülmeler, ilginç bulmacalar, işin içinde tuhaf yeteneklerin barındığı aksiyon şemaları var. Hatta bunlardan farklı olarak tipik bir aksiyon oyununda görmeyeceğiniz bir açık lobi var. Hatta kısmı bir açık dünyada diyebiliriz belki buna. Çünkü içinde dolaşabiliyor, fast travel yapabiliyor veya mini keşifler yapabiliyoruz. Ama ben de buna karşıyım. Tipik bir aksiyon shooter oyununun olmazsa
olmazlarından biri oyuncuyu tamamen aksiyonun içinde tutabilmek değil mi abi? Vuruş hissiyatı tamam, yapay zeka tamam, hikaye tamam, aksiyon dalı altındaki çeşitlilik tamam, grafikler okey. E tamam, bu oyunu iyi bir oyun yapıyor. Ama işin içine kısmi de olsa, ufaktan da olsa açık dünya koymak aksiyon oyununu gerçekten bunaltıcı bir hale sokabiliyor bence. Mesela bunu GS5 de yapmıştı. Abi aksiyon doyurucu, az önce söylediğim tüm maddeler okey, oyun akıyor. Ama şu ufak da olsa içinde dolaşabildiğimiz açık dünyalar yok abi, gitmiyor. Bu tarz oyunlara yakışmıyor. Ha bunlar bu oyunu kötü bir oyun mu yapıyor? Tabii ki yapmıyor. Oyun hala taş gibi bir oyun. Ya da oyunlar hala taş gibi oyunlar. Ama Quantum Break'e baktığımızda o kadar artısına rağmen bence yine artı olarak yaptığı şeylerin bu kadar sert eleştirilmesi oyunun iyi bir oyun olmadığı hakkında düşünceler yok abi, bana bayağı saçma ve komik geliyor. Quantum Break Steam'de indirimsiz haliyle 50 lirayken bence her oyuncunun, aksiyon seven her oyuncunun deneyimlemesi gereken bir ambiyans. Abi gerçekten şans verin Quantum Break'e, pişman olmayacaksınız. Ben oyunu 10'da 10 veriyorum.